Evet arkadaşlar 10. deneme. E, yepyeni bir konu diyebileceğimiz edat konusuna başlıyoruz. Edatlarla ilgili kısaca şunu söyleyebilirim. Tek başına anlamı olmayan kelimelerdir edatlar. Ama cümlede belli anlamları kazanırlar. Bir anlam kazanırlar cümlede. Bağlayıcılık yapmazlar. Bağlaçlarla farkı budur. Bunun dışında edat grubu, edat öbeği kurarlar. Sorularda açıklayacağım. Edat grubu kurarlar ve edat öbekleri de sıfat veya zarf görevine girer. İle sözcü hangisinde edat olarak kullanılmıştır? Evet bunun bir formülü var arkadaşlar. İle yerine ve geliyorsa eğer ile bağlaç görevinde kullanılmış demektir. Gelmiyorsa edattır. Aşağılık kompleksi ile kendine aşık olma kompleksi aynı yerden beslenir. Aşağılık kompleksi ve... Kendine aşık olma kompleksi. Evet. Burada bağlaştır burada. Hastalıklarla, yoksullukla geçen çocukluğumdan söz etmeyi hiç sevmem. Burada edattır. Yalnız burada şuna özel bir durum var tabi. Burada onu da şimdi döneyim buraya tekrar. Şunlara bir bakalım. Bir çift sayıyla bir çift sayıyla bir tek sayının bir çift sayı ve tek bir tek sayının bu da ve anlamındadır. Bağlaştır bu da. Şöyle yapayım. Bağlaç, bağlaç. Kamu çalışanlarının görevleriyle ile sorumlulukları yasalarca tanımlanır. Görevleri ve sorumlulukları bu da bağlaştır. Eski Yunan'da logos'la mitos birbirine tamamen zıt değildir. Logos ve mitos ve geliyor burada da bağlaştır. Şimdi B'deki durum e, hani normalde bu formülle basitçe yapacağımız sorular bunlar ama bunun bir tek istisnası sayılabilir. Ya yani daha doğrusu kafa karışıklığı yaratan bir durum var. Hastalıklarla, yoksullukla geçen derken burada hastalıklar ve şurada V geliyor gibi görünüyor. Aslında biz o V'yi ile yerine getirmiyoruz da aslında şu virgülün yerine getiriyoruz. Yani hastalıklar, hastalıklarla ve yoksulluklarla, hastalıklarla ve yoksullukla geçen çocukluğum şeklinde bu V aslında virgülün yerine geliyor. O yüzden şöyle bir kural da söylemiş olabiliriz. İleden sonra virgül varsa zaten bu ne olur? Daima edat olur. Niye? Çünkü ile bağlacından sonra virgül koyamayız Türkçe'de. Dolayısıyla burada virgül olması da bizim için bir basit yöntem virgülün olmasıdır. Ama bu sorularda genel olarak bu virgül meselesi değil de şu geçerlidir. İle yerine ve geliyor mu gelmiyor mu diye bakarız. O yüzden yanıt bursadır. İkinci soru hangisinin türü ötekilerden farklıdır diyor. Tabi edat konusunda e, yani belki bu burada söylemem yerinde olabilir. Başlıca edatları bir göstermem iyi olabilir. İçin gibi kadar ile bunlar baba edatlar diyorum bunlara ben. Asıl edatlar bu yani en çok kullanılan edatlar bunlardır. Bunlar dışında için gibi kadar ile dışında sonuna e aldıranlar, e ile öbekleşenler dediğimiz edek, e değin, e doğru e kadar e karşın e rağmen e göre e ile öbekleşenler bunlardır. E, denle öbekleşenler vardır. Kendisinden önceki sözcüğe denek yani aldıranlar. Bunlar kendinden önceki sözcüğünler. E eki aldırıyorlar kendinden önceki sözcüğe. Bunlar da den eki aldırıyorlar. E, den biri. Den itibaren. Den dolayı. Den ötürü. Den başka. Ve Den yana. Bunlar Denek eki aldırırlar. Ee, Mek eki aldıran Mek üzere vardır. Evet. Bunlar dışında da şunların da edat olduğunu bilmemiz iyi olacaktır. Ee, denli sanki şimdi bir de sadece yazayım. Biraz tartışmalı bir mesele ama Sadece anlamına gelen kelimeler, daha doğrusu ancak yalnız tek bir bu sözcükler sadece anlamına gelirlerse ve sadece sözcüğün kendisi de dahil olmak üzere bunlar da edat olarak kabul edilir genellikle. Benim itiraz ettiğim tarafları var bu görüşün ama sorular genellikle bu şekilde geliyor. Demek ki şimdi baştan alalım. İçin gibi kadar ile. Kendinden öncekine e ek aldıranlar edek, edeğin e doğru, e kadar, e karşına, e rağmen, e göre. Şuraya e karşı da var şuraya bakın. E karşıyı da ekleyeyim. Evet. Den eki aldıranlar den beri, den itibaren, den dolayı, den ötürü, den başka, den yana. Mekle öbekleşen mek üzere var. Denli sanki. Ayrıca sadece kelimesi. Ancak yanlışlıkla. Bunun dışında da Değil sözcüğü olumsuzluk edatı olarak adlandırılır. Mi de soru edatı olarak adlandırılır. Evet şu anda bu videoda bunların hepsi e, olmuş oldu. Ben bunu silsem de herhalde şu anda fark etmez. Geriye dönüp zaten görebilirsiniz. E, ama silmeden şunu da söyleyeyim. E, mesela bu ekler, eklerle öbekleşmek şu e 2 den e-ki, den-eki filan bu önemli midir derseniz. E, bazılarında önemli diyelim ki dek deyin için önemli değil. Bunlar zaten hep edattır. Ee, kadar için önemli değil. bunlar bunlar hep edattır. Yani karşın rağmen hep edattır bunlar. Göre de öyle. Ama buradakilerden karşıyla e, doğru her zaman edat değildir. Bunlarda bu e iki önem kazanır. Sorularda göstermeye çalışırım. Ee, şunlardan mesela biri itibaren Dolayı, ötürü bunlar hep edattır. Yani daha doğrusu beri her zaman edat değildir. Öte bir şey yani beri gel öte git filan gibi kullanımları var. Den beri o da önem kazanıyor diyebiliriz. Den beri de, de önem kazanıyor. İtibaren edattır. Dolayı, ötürü bunlar edattır. Başka kelimesi ama çok farklı görevlere girer. Başka sıfat olur, zarf olur, zamir olur. Den başkayı görmemiz lazım orada. Yana kelimesi de öyle. Yana kelimesi isim de olabilir. Edat da olabilir üzeri edattır genel olarak Türkçe'de yani ama masanın üzeri filan dediğimizde tabi edat olmamış oluyor. Diğerleri de edattır bunlar. E, şunun da formülü belli, sadece anlamına gelen kelimeler. Bunu da sorularda ayrıca göstereceğim. E, siliyorum artık burayı. Şimdi sorulara bakabiliriz. E, burada bazı kelimeler verilmiş. Hangisinin türü farklıdır diyor. Taşınmak üzere üzere evet edattır e, ayrı, ayrı yerleştirilmesi işi ile Ayşe Hanım bizzat ilgilendi. Burada V getirdiğimizde olmuyor. Demek ki bu da edattır. Ancak bu taşıma işleminden zarar görmemeleri için buradaki ancak kelimesi sadece anlamına gelmez. Orada bir formül vermiştim. Ancak kelimesi burada fakat anlamına gelir. Onu bir kez daha şöyle söyleyebilirim. E, ancak ve yalnız kelimeleri için söylüyorum bunu. Ancak yalnız eğer sadece anlamına geliyorsa Edat'tır. Ama ancak yalnız fakat anlamına geliyorsa bağlaştır. Başka şeyler de var ama şu anlık bu yeter. Burada e, fakat anlamına gelmiştir. Şu bağlaştır o yüzden. E, hangisinin türü farklıdır demiş. İki tanesi edattı. Bu ise bağlaş çıktı. Dolayısıyla e, Ceyhan doğru olacaktır. Diğerlerine de bakalım. İçin her zaman edat zaten için her zaman edat. Karşın buna karşın, a karşın. Evet bu da edattır. O yüzden yanıt çeyhandır. Üçüncü soru edat öbekleriyle ilgili bir soru. Birinci soruda kısaca bahsettim. Edat öbekli, edat öbeği ne demektir? Edatlar kendilerinden önceki sözcükle bir edat grubu oluştururlar. Ve bu edat görevleri bazen sıfat bazen zarf görevine girer. Edat öbeği oluşur. Edat öbekleri de bazen sıfat bazen zarf görevine girer. Mesela Basit bir örnek vereyim. Senin gibi bu bir edat öbeğidir. Zamir artı edat biçiminde oluşmuştur. Şöyle. Zamir artı edattır. Şimdi ben bunu senin gibi insan senin gibi insanlar dediğimde sıfat yapmış olurum. Ama aynısını senin gibi düşünmüyorum. Nasıl düşünmüyorum? Senin gibi dediğime göre o zaman da zarf görevine girecektir. Bunlara da bu farka dikkat edelim. Şimdi burada akşama kadar yani hangisi sıfat görevindedir diyor. Akşama kadar sizin sakma sapan konuşmalarınızı dinledim. Burada zarf görevindedir. Ne zaman dinledim akşama kadar. Elimizde bu evden başka bir şey kalmadı. Tabi burada ön, ilk konu edatlı, edat öbeklerini görmektir. İsterseniz öyle yapalım. Mesela önce burada edat öbekleri akşama kadar kadar var burada. Başka ile ilgili az önce formülünü vermiştik. Den başka olunca Edat öbeği kuruyordu. Bu evden başka bir Edat öbeğidir bu. Her zaman olduğu gibi gibi burada bir Edat öbeği kurmuş. Burada korkuyla burada da ile ile bir sözcüklere bazen bitişik yazılıyor, bazen ayrı yazılabiliyor. Korkuyla korku ile bu da bir Edat grubudur. E, jüri doğru karar vermek için diyor. Doğru karar vermek için. Bu da bir edat grubudur. Biz bunlara bakacağız şimdi. Hangisi sıfat görevindedir diye bakacağız. Burada bu evden başka bir şey. Şey zamirdir. Zamirler normalde pek sıfat almazlar. Ama şey e, belgesiz zamiri alabilir. Nasıl şey? Bu evden başka şey dediğimizde. Burada edat öbeği e, sıfat görevi üstlenmiş olur. Akşama kadar dinledim. Zarf. Her zaman olduğu gibi her zaman olduğu gibi geç kaldı zarf. Korkuyla yaklaştılar pencereye zarf. Doğru karar vermek için inceledi zarf. O yüzden yanıt Bursa'dır. E, dördüncü soru hangisinde birden çok edat öbeği kullanılmıştır? Bunları görmemiz lazım. Düzenli bir yaşam başarının en önemli anahtarıdır. Burada hiçbir edat öbeği yok. Onun gibi insanlar evet derken burada bir onun gibi var. Onun gibi insanlar empati yeteneğinden yoksundur. Burada bir tane var. Bugüne dek başkalarını düşünerek yaşadım. Bugüne dek edek. O formül yani o liste içinde vardı bu da edek. Bu edat öbeğidir. Başka var mı? Başkalarını sözcü var ama bu zamirdir burada. Şey değildir yani. den başka olursa ancak o zaman edat oluyor başka kelimesi. Çalıştığı işe göre oldukça iyi bir maaşı var. Çalıştığı işe göre e göre bir edat öbeğidir bu ama başka yoktur burada da sabaha karşı şurada e karşı var sabaha karşı oltalar balıkla dolmaya başladı e karşı var burada burada da balık ile iki tane e, edat öbeği var yanıt Edirne'dir. Beşinci soru hangisinde edat farklı türde bir söz grubuyla öbek oluşturmuştur? Ne anlıyoruz şimdi buradan? Edattan önce bir söz grubu var onunla bir grup oluşturuyor Edat. Mesela A'da sorunları çözmek için çaba gösteriyoruz. Niçin? Sorunları çözmek için. Burada nasıl oluşmuş? İçin Edat'ı kendisinden önce gelen sorunları çözmek isim fiil grubuyla isim fiil grubuyla bir e, grup oluşturmuştur. Alanda 150 kişi kadar toplanmıştı. Kadar, kadar burada edat olan. 150 kişi kadar edat öbeği. Kadar burada. 150 kişi. Bu ise bir sıfat tamlamasıdır. Demek ki şurada bakın A'da isim fiil grubu artı edat var. B'de sıfat tamlaması artı edat var. C'de bu yaşlı adamdan başka biri yok mu köyde? Bu yaşlı adamdan başka burası edat übeği. Peki nasıl bir söz grubu bu? Den başka çıkartırsak burası edat çünkü. Bu yaşlı adam şurası. Bu da bir sıfat tamlaması. ST artı edat şeklinde oluşmuş. Küçük bir çocuk gibi davranıyorsun bazen. Küçük bir çocuk gibi edat öbeği gibi edat. Küçük bir çocuk sıfat tamlamasıdır. ST artı edat. Kocaman elleriyle burada ile var. Kocaman elleriyle. Kocaman eller artı ile. Kocaman eller sıfat damlaması artı ile edatı gelmiştir. Diğerlerinde sıfat damlamasının sonuna edat gelmiş bir edat grubu oluşmuş. A'da ise bir isim fiil grubunun sonuna edat gelmiş. Yanıt atana. Altıncı soruya geldik. Bir de edatların bu boyutu var. Anlam boyutu. Bununla ilgili sorular da geliyor. Şu ana kadar genelde dil bilgisi boyutuna baktık. Anlam boyutunda edatın cümleye kattığı anlam sorulabiliyor. Mesela altıncı soru böyle. Bu cümlede yer alan edatların bulunduğu cümleye kattığı anlamlar arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur? Babasının kızacağını düşündükleri için konuyu evde hiç açmadılar. Bu dıkları için, dığı için, eceği için şeklindeki kalıplaşmalar daima neden sonuç verir. Bunu bir formül gibi de düşünebilirsiniz ama öbür taraftan mesela sebebine bakmış olursun. Dersin ki işte evde konuyu niçin açmamışlar? Babasının kızacağını düşündükleri için. Sebep bu var yani. Raporumda belirttiğim üzere fabrikanın çevreye verdiği zarar büyüktür. E, raporumda belirttiğim biçimde, bu belirttiğim üzere, belirttiğim şekilde, belirttiğim biçimde anlamıdır bu. Hadi yani bundan emin olamasanız bile devam tekrar bakarız, bakarsınız. Oluşacak yeni duruma göre biz de planımızı belirleriz. E, evet, burada oluşacak yeni duruma göre yani oluşacak yeni duruma uygun olarak uygunluk anlamı olduğunu söyleyebiliriz burada. Bu röportajı ötekiler kadar etkileyici değil. Burada bir karşılaştırma yapılmıştır. Kıyas o da. Dolayısıyla burada koşul yoktur. Şimdi tabi burada diyelim ki geldiniz hani koşul mu biçim mi diye ikisi arasında kaldınız. E, bakacaksınız o zaman yani yorum yapacaksınız. Raporumda belirttiğim üzere fabrikanın çevreye verdiği zarar büyüktür. Bu bir koşul mudur yoksa bir biçim, bir tarz, bir durum mu ifade ediyor? Koşul değildir yani raporumda belirttiğim gibi, belirttiğim şekilde, belirttiğim biçimde anlamıdır bu. Onu da oradan yapabiliriz. Ve yanıt Adana olacaktır. Yedinci soru şu ancak meselesiyle ilgili. Ancak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede altı çizili, bu cümlede altı çizili sözle aynı anlamda kullanılmıştır. Burada en fazla üç gün yetecek kadar erzakımız var. Burada üst sınır gösteriyor. Üst sınır gösteriyor en fazla sözü. Ancak kelimesi hangisinde bu anlamda üst sınır gösterecek şekilde kullanılmıştır? Diyor. Ancak sen de bizimle gelirsen e, yola çıkmaya razı olur. Buradaki ancak nedir? Burada sadece anlamına geliyor. Formülünü vermiştik. Sadece anlamına geldiği için bu edattır. Yani sadece sen de bizimle gelirsen yola çıkmaya razı olur. Bilim insanları ancak yeterli gözlem ve deney varsa bir tezi, teorem olarak kabul eder. Sadece anlamındadır bu da. Yine edattır burada da. Tahminime göre raporu ancak bir hafta sonra yazabiliriz. Burada şimdi sadece anlamında değil bu. Bir sınır getiriyor burada ama verilen cümlede şu cümlede üst sınır getiriliyordu. Şimdi buradakine bakalım. Tahminime göre raporu ancak bir hafta sonra yazabiliriz. Bu en erken demektir. En erken bir hafta sonra yazabiliriz demektir. O da alt sınır gösterir. Anlam açısından bakarsak alt sınırdır. Burayı toparlamam ancak 5 dakikamı alır. Burada ise en fazla anlamındadır. Zaten burada da en fazla direkt kendisi anlamındadır. Dolayısıyla yanıt denizlidir. Burada C ve D arasında kalınabilir tabii. Yani ama C'de en fazla anlamında değildir. En erken anlamındadır. Bireyler yasalarla korunmayı ister ancak sınırlanmaktan hoşlanmaz. Fakat anlamındadır. Bu da bağlaştır. Hepsini şu yüzden açıkladım. Yani ne zaman edat oluyor? Şunlara dikkat edin. Ne zaman bağlaç oluyor? Bunlar dışında ne var? Bunlar dışında işte şu enle başlayan bir kelimenin anlamını üstlenebilir. Bir sözün anlamını üstlenebilir. Ona da zarf diyoruz o durumlarda. O yüzden yanıt denizlidir. Sekizinci sorudayız. Sekizde demiş ki İçin edatı aşağıdaki hangisinde neden sonuç ilgisiyle kullanılmamıştır? Daha önce de bir formül gibi verdim bunu. Dığı için olursa veya eceği için olursa bunlar neden sonuç sebep ilişkisi katarlar. Ama mek için olursa mek için, mesi için hatta bu ise amaç ilgisi taşır. Zarar verebilirler diye düşündüğü için dığı için sebep neden yani neden yazayım şöyle. Şoför direksiyon başında kalp krizi geçirdiği için meydana gelmiş kaza. Kaza neden? Futbolcular televizyonda yayınlanacağı için Ece'yi için şuradaki gibi. Ece'yi için ayrı bir motivasyonla çıktılar maça. Bu da nedendir. Bilim insanları en azından kitlesel bir salgın oluşmaması için, oluşmaması adına, oluşmaması amacıyla, burada ise amaçtırması için, şuradaki gibidir. Yani mek için veya ması için demiştim buna. Benzine sürekli zam geldiği için bunlar da e, sebeptir. Neden? Sonuç ilgisidir. Tabi bunlara hani bu formülü bilmek işi şey pratik hale getiriyor. E, yoksa hani e, bakarsınız sebep, mi? yorumlarsınız tabii ki yorumlamayacak bir şey yok. Yani diğerlerinde sebep olduğunu. E, D'de e, yalnız işte sebeple amaç birbirine bazen çok benziyor gerçekten. Daha doğrusu bütün amaçlar biraz sebep gibi görünüyor öyle söyleyeyim. E, fakat sebep olmuş bitmiş bir şeydir. Olmuş bitmiş bir şeyin sebebi vardır. E, amaç ise henüz gerçekleşmemiş bir hedeftir. Öyle söyleyeyim. Evet, Yalıt Denizli. 9. E, Aşağıdakilerin hangisinde kendisinden önceki sözcüğün aldığı son ekle öbekleşmiş bir edat kullanılmamıştır? Eklerle öbekleşen edatlar diye bahsetmiştik bunlardan. E, artık o listedekilere göre çalışılması gereken bir boyutu var tabii bunun. A 1980'lere doğru. E doğru. B'de edek. C'de yok. E, D'de e, anılarımdan başka bağım derken anılarımdan başka. Den başka. Tahminlere göre. E göre. Bunlar o listede olan ve kendinden önceki sözcüye e ekini veya den ekini aldıran edatlardır. Zaten her bunları tam bilmiyor bile olsanız e, bu usta için derken için edatından önceki kelimenin herhangi bir ek almadığını görerek de yorumlayarak da yapılabilir. Diğerlerinde ise her edattan önce gelen kelimenin bir ek aldığını e, aldığı son ekle öbekleşmiş falan diye yorumlanabilir. Yanıt C'dir. Onuncu soru e, bahsettiğim şu ancak meselesinin versiyonları var burada. Bu cümlelerde ancak sözcüğü aşağıdaki anlamların hangisine gelecek şekilde kullanılmamıştır. Ancak hava kararınca köye varabiliriz. En erken bu. En erken daha önce de söylemiştim. Alt sınır gösteriyor. Ancak hava kararınca ne demek çünkü bu? Daha geçe de kalabiliriz demek. Dolayısıyla en erken. Çocuk yanıma iyice yaklaşınca ancak tanıyabildim. Bu yeni henüz. Yani ancak tanıyabildim. Yanına yaklaştığı anda, henüz. Dolayısıyla bu da vardır. Şöyle yapayım. Bu konu hakkındaki bilgiyi ancak şu kitapta bulabilirsiniz. Sadece şu kitapta bulabilirsiniz. Çok uyardım yollar konusunda ancak beni dinlemediler. Burada da fakat anlamında kullanılmıştır. Koşul anlamında bir kullanım yoktur burada. Yanıt edir nedir o yüzden.